Bir önceki videoda eğer bir popülasyonun zamana göre değişim hızı popülasyonla doğru orantılı ise bir diferansiyel denklemi çözüp üstel bir ifade içeren genel bir çözüm bulabilmiştik ve popülasyonu da bir sabit çarpı e üzeri başka bir sabit çarpı zaman olarak bulmuştuk. Bir önceki videoda aynı zamanda zamanın birimini gün olarak kabul etmiştik. Öyleyse bulduğumuz bu ifadeyi kullanmaya çalışalım ki popülasyonu bu şekilde de modelleyebildiğimizi de görmüş olalım. Şimdi gerçek sayılar kullanarak başlayalım. Büyük ihtimalle böyle bir şeyi daha önce yaptınız. Önce üstel bir fonksiyonla modelleyebileceğiniz bir varsayım ele aldınız, sonra da bir takım bilgiler ve durumlar kullanarak sabitleri buldunuz. Muhtemelen bunu kalkülüse giriş veya cebir derslerinde gördünüz ama biz yine de tekrar yapalım ki bu ifadenin faydalı bir denklem olduğunu görmüş olalım. O zaman sizlere birkaç bilgi vereyim. Diyelim ki zaman eşittir 0 olduğunda böceklerin veya neyin popülasyonunu ölçüyorsak işte böceklerin popülasyonu diyelim eşittir 100 böcek olsun ve diyelim ki zaman eşittir 50 olduğunda yani 50 gün sonra popülasyon eşittir 200 olsun. Bakın 50 gün sonra popülasyon 2 katına çıkmış. Verilen bu bilgiyle C'yi ve K'yi bulabilir miyiz? Bu noktada videoyu durdurmanızı ve kendi başınıza çözmeyi denemenizi öneriyorum. Şimdi bu ilk başlangıç değeri gayet ortada. T eşittir 0 olduğunda P eşittir 100. Verilen bu ilk bilgiye dayanarak 100 eşittir c çarpı e çarpı e üzeri k çarpı 0 yazabiliriz. Burası e üzeri 0 olur. e üzeri 0 da 1 eder öyle değil mi? Yani burası c çarpı 1 ile aynı şey ve böylece c'nin ne olduğunu bulduk bile. Öyleyse artık popülasyon eşittir 100 çarpı e üzeri kt olarak yazabiliriz. Yani denklemi böyle yazdığımızda görüyoruz ki başlangıçtaki popülasyonumuz her zaman c olacakmış. e üzeri kt ve şimdi verilen ikinci bilgiyi kullanalım. Popülasyon 200'müş. Bunu şuraya yazalım. Evet popülasyonumuz 200 zaman 50 olduğunda yani 50 gün sonra Sonra o zaman 200 eşittir 100'e 100'e üzeri k çarpı 50 öyle değil mi? Bu sefer t 50. Buraya da yazalım k çarpı 50. Şimdi her iki tarafı 100'e bölersek 2 eşittir e üzeri 50 k buluruz. Sonra iki tarafında elenini alalım. Sol tarafın doğal logaritması ln2 olur. Sağ tarafta ise e üzeri 50k'nın doğal logaritması ln e üzeri bir şey o şeye eşittir zaten değil mi? O da 50k Tek yaptığımız şey iki tarafında doğal logaritmasını almak. Yazdığımız bu denklemde aynı şeyi ifade ediyor. ln 2 eşittir 50k. Bu da bir üstteki ifadeyle e üzeri 50k eşittir 2 ile aynı şey. Şimdi k'yı hesaplayabiliriz. İki tarafı da 50'ye bölersek geriye k eşittir ln 2 bölü 50 kalır. K'yı da böylece bulmuş olduk. Artık bu durumları sağlayan özel bir çözüm yazabiliriz. Biliriz. Öyleyse popülasyonumuz hatta popülasyonumuzu zamanın bir fonksiyonu olarak da yazabiliriz eşittir 100 çarpı e üzeri şimdi. K'yı ln 2 bölü 50 olarak bulmuştuk. O zaman üzeri ln 2 bölü 50 ve bu çarpı t. Demek oluyor ki eğer popülasyonun değişim hızının popülasyonla doğru orantılı olduğunu kabul edersek ve buradaki verilen bilgilerin de doğru olduğunu varsayarsak popülasyonun büyümesini bu fonksiyon ile ifade edebiliriz.